izleyiciler, yarışmada bir haftayı tamamlıyoruz ama inanır mısınız onun gözünden hala bir damla yaş akmadı. Gerçekten çok şaşırtıcı. Hayır olsun inşallah diliyoruz ve podyumda bakalım neler yapacak, nasıl bir koreografiyle gelecek merakla bekliyoruz. Tuğçe Ergiş'i podyumda. İşte benim stilim All Star'da bu sezon ben de varım. Geçtiğimiz sezon çok güldüm, çok ağladım. Sakin ol, sakin ol. Ben üzülürsünüzle tahmin etmedim bu kadar. Böyle anlatmazdım. Yaptığım taklitlerle akıllarda kaldım. Sen yokmane içine, dertlere yolculuğum. İşte benim stilim All Star'da, ben de varım. Kalpler, kalpler, kalpler. Sarmaşık oldum. Oldun. Valla ilk kaldığında inanılmaz heyecanlandım. Yaparım diyordum böyle bir şeyler ama. Valla bir şeyler yaptın. Oldu mu olmadı mı? Bakalım inşallah. Yorumlayacak. Gel bakalım yıldızına. Gizem. Koreografini çok beğendim. Senin zaten vücut dilin çok iyi. Bugün de çok güzel kullandın. Kostümünde de kendi emeğin de var. Evet. Daha iyisi olamazdı herhalde yani. Benzetmişsin, bence güzel olmuşsun. İlk gala için de çok iyisin. Çok teşekkür Galalarda ederim. Galalarda başarılıydın zaten. Çok sağ ol. Hepimiz güzel. Emeği var, görüyorum. Hepimiz bir şeylerimizi yapıyoruz. Ama ilk defa herhalde bir kostüm olarak çok fazla benden bir şeyler oldu. Gülşah. Ben de Poison Ice, Zehirli Sarmaşı ben de düşünmüştüm. O yüzden araştırmıştım. Pelerin ucunda normalde kırmızı vardı onun ama tabii birebir olmadığı için koreografini çok beğendim. Ben sadece elbisen dikeni biraz daha musameli, biraz daha yoğun beklerdim. Buradaki yaprak kısmı daha yoğundu ya. Evet. Bir de orası biraz ama genel tabii ki de belli. Yani teşekkür ederim. Ya amalar kullanmak istemiyoruz tabii burada, kuralımızdı. Ama spreyim yetmedi, saçlarım çok fazla, evet, sprey aldı çünkü. Maalesef yetmedi, evet.
Teşekkür ederim. Hazır mısın Tuğçe'cim? Geçebilirim. Teşekkür ederim. Tuğçe. Efendim. Partnerinle birlikte başardın. Gayet güzel gözüküyordun. Fakat yaprakların bana çok cılız geldi. Sanki böyle yani koymuşsun oraya, bir de yaprakların uzaktan görünüşü çok iyi görünmüyor. Bir de kusur sende, saçlarında bulacağım. Saç, bu saç stili seni, tamam illa kardeşim geliyorsunuz bir kostüm partisine ama biraz da kendinize yakışan, kendinizi daha boylu gösterecek. Hatta bak 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 bak, çıktı bile ekranda. Seni bu basmış. Bastım. Daha böyle gösterebilirdin. İçinden kendi renklerinde görünüyor. Ay nedir bu çift renk derdim. Olsun, o kadar da demeyeceğim. Saçlarını daha yüksek gösterseydin. Bir de o yaprakların fazla olsaydı. Demin oradan bir arkadaşım söyledi onu. Gülşah mı söyledi? Daha iyi olabilirdi diyorum. Peki. Ama 7. Teşekkür ederim. 7 puan Urkan Erez'den. İyi puanlar gene. Teşekkür ediyoruz. Nurella. Ay nereden? Cennetten mi kaçtın Huri? Aa, güzel olmuş muyum? Yok yani yeşil yeşil böyle bana cenneti hatırlattın. Şimdi siz bu pelerini diktirdin değil mi pelerinle? Hayır, bu yapıştırıldı üstüne tek tek şeyle, silikon tabancasıyla. Hatta birazını da içeride yaptım. Ben yaprakları sormadım. Ha bunu mu? Evet. Evet, ay pardon. Bakın bundan sonra pelerin giydiğiniz zaman pelerin düzden olmaz çocuklar. Pelerin verevden parçalar olur. Evet. O böyle düşer, uçuşur. İşte bir şeyler düzden olmaz. Tamam. Peki. Anladın mı? Anladım. Nedir? Hani böyle verevden parçalar. Akması için böyle daha iyi. Öyle atacak. Aynen ben de Urkan'a katılıyorum. O saçların hiç olmamış. Normal sanki, ama normal böyle zamandaki gibi. Ya o böyle egzajere etmen lazımdı. Ben de aslında başka bir görüntüsündekini yaptım. Aynı böyleydi. Görüntüdeki, yani buradaki görüntüdeki değil. Başka bir fotoğrafına bakarak böylesini yapmıştım ben de. Ama sen daha ben senin başarılı durumlarını görmüştüm. Bu bana yani zayıf geldi ama 6 diyorum. Teşekkür ben. Teşekkür ederim. 6 puan Nurella'dan. Kemal. Hoş geldin Poison Hoş Ivy. Şimdi Poison Ivy zehirli sarmaşık deyince aklımıza tabii Batman'deki Uma Thurman geliyor ister istemez. Ve sen keşke oradan örnek alsaymışsın. Çünkü illaki zehirli sarmaşıkta hep böyle bir tulum catsuit vardır. Daracık vücudunu sarar, çok hı hı, vücut hatları evet, ortadadır. Daha makyajı abartılıdır. Bunları yapıştırmışsın kaşına ama bak. Keşke yani bendeki görüntüsü olabilse yani orada da. Bu filmde de mesela onun yine buralarına yaprak yapıştırdığı şeyler vardır ama daha narin, daha zarif yapraklar. Bu böyle iki tane buraya koymuşsun. Ama kızıl saç yakışmış. Teşekkür ederim. Ben hep seni beğenmedim. Yetersiz geldi yani. Peki. 5 puan Kemal Yoldan. Ivana. Tuğçe. Efendim. Evet, Poison Ivy çok seksi bir karakter aslında. Ve üzerindeki elbise klasik bir mini elbise. Mini de bile değil. Yaprakları yapıştırdın ama keşke bir mayo üzerinde o yaprakları mont ederseydin. Çok daha iyi olurdu. Daha gösterişli ve daha sensual olmalısı düşünüyorum. Çünkü çok güçlü bir karakter aslında. Evet. Tam kadın, vamp bir karakter. Benden ancak bu kadar çıktı galiba. Sen daha böyle baharat kraliçe gibi geldin yani. O kadar şey, yani bu karakterden gibi değilsin. Ama Batman şovunu katladın ve güzel bir şov yaptığın için taşıdın yani. Teşekkür ederim. 6 veriyorum. Sağ olun. 6 puan İvana'dan Tuğçe'yi yerine alıyoruz. İşte benim stilim jürisinin kararı ne olacak? Emel mi, Maria mı? Proporsiyonuna yine çok uygun bir kıyafet seçtiğini düşünmüyorum. Senin kişiliğinle ilgili hiçbir problemimiz yok. Sadece senden daha fazlasını bekliyoruz.
bu hafta ikisinin de en şık halleri. Burada kalması bile hataydı. İlk defa bu kadar güzel görüyorum. Senin adını yazıyorum. Senin gitmeni istiyorum. Evet, aslında nasıl doğru bir karar verdiğimizi yine altını çizmiş oldum. Bunu tekrar tanımıyorsun gibi. Vücuduna proporsiyonuna uygun giyinmediğini söylüyorum. O kilosunu onla kapatmış. Ay! Sırada kim var derseniz, kim var derim. Kim Kardashian temsili işte benim stilimde çok hızlı başladı. Mazinin tozunu attırıyor maşallah. Bakalım podyumda da aynı performansı sergileyebilecek mi? Çiğdem Çelik, podyum.